Moskova'ya, bir de Washington'a gideceğim. Sonra o bağlantılardan sonra çünkü çok arkadaşların takip etmesi gereken biz toplantılar var. Biz tarihi bir ana tanıklık ederken burada Cem birbirimizi yiyoruz. Programın da bir planı vardı. Dolayısıyla bir oralara döneyim, geleceğim size. Çünkü bu işte önümüzdeki birkaç gün özellikle belli ki biz bu uluslararası tepkiler üzerinden pek çok işte açıklamayı bu ekranlara getireceğiz. Onlar üzerinden tartışmalar olacak. Mesela Rus Ortodoks Kilisesi'nden de bir tepki geldi karar sonrasında. Maria Gladi Moskova'dan karşımızda, Ali Çınar Washington'dan karşımızda. Maria, önce seni dinleyelim. Nasıl bir etki yarattı Ayasofya'nın ibadete açılması, cami statüsüne alınması? İyi akşamlar Türkiye öncelikle. İyi büyük akşamlar. Tepki aldı açık açık söylemem gerekirse. Ve her duyduğum tepki tabii ki hoş bir tepki değildi. Yine de Devlet Başkanı Vladimir Putin sözcüsü Dmitri Peskov'dan bir açıklama geldi. Türkiye'nin daha çok iç meselesi diye. Diğer yetkililerden art arda yorumlar gelmeye başladı. Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrei Klimo mesela Ayasofya'nın statünün müzeden camiye dönüştürülmesine rağmen Türk siyasetçilerin Rusya'dan gidenler de dahil Hristiyanların Ayasofya'ya girmeye devam edebileceği konusunda güvence verdiğini söyledi. Bugün Türkiye'den üst düzey siyasetçilerle konuştum dedi. Rusya'dan gidenler de dahil Hristiyanların Ayasofya'ya erişiminin önceden olduğu gibi sağlanacağına dair güvence verdiler dedi. Ardından Rus Ortodoks Kilisesi'nden bir açıklama geldi. Türkiye'de Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi yönündeki kararı iptal etmiş olmasını üzüntüyle karşıladıkları açıklamasını yaptı. Rus Ortodoks Kilisesi'nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Vladimir Legoy da Danıştay'ın kararına ilişkin olarak Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks Kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü ifadelerini kullandı. Söz konusu karar çok yazık ki mevcut anlaşmazlıkları gidermeye yönelik değil. Tam tersine Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kiril'in 6 Temmuz'daki açıklamasında belirttiği gibi daha büyük parçalanmalarla anlaşmazlıkları yol açabilir ifadesini kullandı. Ardından Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçov, Rusya'da önemli bir isim kendisi, Ayasofya'nın statüsünün camiye dönüştürülmesi nedeniyle Türkiye'nin tüm dünyanın gözünde dinler arası dengeyi bozan ülke olarak görüleceğini savundu. Facebook hesabından açıklama yaptı ve şöyle sözlerini söyleyeyim, şimdi size aktarayım. Dünyadaki bir çok siyasi ve Hristiyan yetkili duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Bundan sonra Türkiye'nin tüm dünyanın gözünde dinler arası dengeyi bozan ülke olarak görüleceği ve önemli bölgesel güç olarak otoritesini yitireceğini düşünüyorum dedi. Rus milletvekili Novikov da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin Ortodoks dünyası tarafından acıyla karşılanacağını ve Türkiye'nin sosyal ve politik hayatı üzerinde olumsuz etkiye sahip olacağını belirtti. Bence bu sadece Ortodoks dünyası için acı olmayacak dedi. Türkiye'nin iç sosyal, politik ve kültürel hayatına da olumsuz yansıyacak. Atatürk'ü bir kez daha analım, ne de olsa laik devletin oluşturulması onun mirasıydı dedi. Türkiye'nin tarihi geleneksel gereği İslam'ın ana din olduğu ama aynı zamanda farklı mezhep ve milletlerin temsilcilerinin yaşadığı büyük bir ülke olduğunu kaydeden Novikov, işte Türkiye'nin modern dünyadaki konum açısından elbette Ayasofya'nın müze olarak kalması tüm dünyanın farklı halkların ve mezheplerin elbette Türkiye'nin çıkarlarına uygun olurdu ifadelerini kullandı diyelim ve sözü size bırakalım. Yani genel anladığım kadarıyla yani daha böyle işte Kremlin yetkililerinin açıklaması biraz daha itidalli ve iç meseleye vurgu ama genel olarak Rusya'da bir memnuniyetsizlik var bu kararla ilgili olarak. Peki çok teşekkürler Maria. Ali Çınar Washington'da bizi bekliyor. Şimdi mesela Mike Pompeo'nun karar öncesi bir açıklaması vardı Ali Çınar. Amerika Ayasofya'nın statüsündeki herhangi bir değişikliği bu olağanüstü binanın mirasını ve binanın emsalsiz bir şekilde farklı inanç ve kültürlere köprü olarak insanlara hizmet kabiliyetini eksiltmek olarak görmektedir ifadesini kullanmıştı. Ankara'da açıklamanın diğer ifadeleriyle birlikte tepki de göstermişti. Karardan sonra ne tür tepkiler geldi? Ne yönde açıklamalar var?
Evet, merhabalar Senem Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şu ana kadar Amerikan Dışişleri Bakanı'ndan veya Bakanlık Sözcüsü'nden ve de Beyaz Saray'dan kaynaklar Pompeo'nun kısa bir süre sonra bir açıklama yapacağı doğrultusunda, bilhassa sizin de dediğiniz gibi Ayasofya'nın müze kalması konusunda geçen hafta bir açıklama yapmıştı. Buna benzer bir açıklama yapması ve kararın yanlış olduğunu söyleyeceği beklentisi var. Genel olarak baktığımızda Amerikan Kongresi'nden tepkiler var. Yaklaşık 40 dakika önce Amerikan Senato Dış İlişkiler Komitesi partili üstü bir deklarasyon yayınlayarak Türkiye'nin hata yaptığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararından vazgeçmesini beklediklerini dile getiren bir açıklama yaptı. Aynı şekilde bazı kongreli üyeleri de kişisel olarak da kendi hesaplarından bu kararın çok yanlış olduğunu belirten açıklamalar yaptılar. Ama şu anda Amerikan devlet kademesinde, hükümet kademesinde resmi bir açıklama yok. Amerikan medyasında sabahtan itibaren flash olarak geçilmişti. Ve bu kararın biraz iç politik olduğu ile ilgili yorumları katarak haberler olduğunu gördük. Ama gün bitmediği için biz bilhassa Dışişleri Bakanlığı'nda bir açıklama geleceği beklentisi içindeyiz şu anda. Peki, Ali Çınar'a da teşekkür ediyoruz.